Selamlar dostlar, sıfırdan premiumlu Warrior serimize hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Öncelikle birinci bölüme göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü çok teşekkür ederim. Gerçekten epey güzel yorumlar aldım. Beni oldukça motive ettiniz. Hepinize video geçmeden önce teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız dostlar. Evet, ikinci bölümümüz yine dolu dolu, birbirinden güzel, farklı içeriklerin olduğu bir şekilde hazırlandı. Karakterimizde eksik gördüğümüz kısımları tamamladık. Video içerisinde yer yer fikirlerinize ihtiyaç duyduğum kısımlar oldu. Lütfen bu alanlarda yorumlarınızı esirgemeyin dostlar. Umarım ikinci bölümden keyif alırsınız diyelim ve hızlı bir şekilde bölüme geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, şu anda Maradon'dayız abi. Pazara koyacağız. İkinci bölümümüzün başlangıcını ufak mini bir upgrade de yapmak istedim. İlk bölümde bahsetmiş olduğum Large Breaker artı 4 Ashlight'tan çıkmıştı hatırlarsanız. Bunu bir upgrade etmeye çalışacağım. 7'ye geçerse 3-3.5M civarında bir gideri var. Koyacağız abi. Umarım gider. Yani geçer. Geçmezse de problem değil. Üzerimizde hani belli başlı değerli itemlar var. Hani böyle ıvır zıvır falan master tüpü takı falan filan da var. Onlarla birlikte hepsini bir satışa koyuyor olacağız. Belli bir sermaye bekliyoruz dostlar. Şu anda bankada 5.5M paramız var. Trina'mız var. Trina'mız henüz açılmadı. Bu kaydı size birinci bölümün kaydını aldıktan hemen sonrasında hani şey yapıyorum. İkiye bölmek istedim hani bölümleri bu arada. O yüzden çok büyük bir süre geçmedi. Birinci bölümün son kısmıyla buradaki şu an izlediğiniz görüntü arasında. Şu anda dostlar biz ufaktan Anvil'e doğru gidelim. Anvil'de şanssız zaten ama bakalım belki şu Large Breaker'la şeytanın bacağını kırarız, bir şeyleri değiştiririz. Middle class satan var mıdır? Bir bakayım. Varsa şöyle bir tık pazardan hani ucuza da çekmekte fayda olabilir middle class'ları. Middle class satan olur mu acaba? Tabi merak konusu. High class satan vardır da ben middle class satacağını çok sanmıyorum ya. Şunu tıklayamadık. Şurada high class'lar var. Gerçi bir ara Grell farmına gidip biz de bir high class şeyine oturabiliriz. Yani dostlar bulabileceğimi sanmıyorum. Değil mi? Şu size de bakayım. Sizde de yok. Aynen. Ve burada da yok. Ha, bu artı yetişenler, artı yetişenler var. Aslında artı yetişenleri alıp basarız ha. Her neyse. Evet. Çok lafı uzatmadan. Large Breaker artı 4. Bir tane middle class alıyorum abi. Her zamanki benim taktiğim. Bütün seyircileri bir anda almıyoruz. Şöyle geliyoruz. Şuraya. Şuradan şöyle Anvil'e bakıyoruz abi. Large Breaker'ı koydum. Artı 5. Artı 5 olması için de koydum. Hazır sarılar vardı. Bir tane kırmızı attılar. Sap sarıyken basacağım da benden mi kırmızı geliyor onu görelim. Artı 5'e geçti dostlar. Güzel. Şimdi item upgrade bunun artı 6'sını artı 6'sı için alalım yani. Middle class. Şöyle bir tane aldık. Abi tamamen sessiz sakin emin adımlarla gidip basacağız. Böyle bam güm bam güm arka arka yaptığımız zaman olmuyor. Emin adımlarla sakin olarak acele etmeyerekten upgrade'imizi yapacağız. Artı 5'ti zaten. Bir tane almıştık. Buraya tekrar koyduk. Şimdi bakalım biraz izliyorum. Sap sarı valla. Yok kırmızı girdi araya. Şu kırmızı bir gitsin sarılaşsın abi. Biz atmış olabiliriz. Evet abi, yaktık. Artı 6'ya geçiremedik. Dostlar bu karakterde işimiz bir tık upgrade açısından zor. Yani Anvil diyor ki kardeşim sen benim yakınıma yaklaşma. Senin ben tipini şeklini şemalini sevmedim. Buralarda fazla dolaşma diyor bize. Atar yapıyor yani. Okey. Bir süredir de pazardayız. 20 dakikalık genimiz birikmiş. Yaklaşık 3 tane de itemımız gitmiş diyebiliriz dostlar. Morningstar artı 5. Küçülme kekleri ve master tüpü vardı. Bu master tüpleri para ediyor ya. Yani para ediyordan kastım hani yoldan geçerken görüyorum kesiyorum. 200k 250k'dan gidiyor işte. Güzel yani o da. Morningstar'a 3M 900 civarında bir şey koymuştum. Vergileri işte 3 783 falan gelmiş.
Üzerimizde toplam dostlar neredeyse 5M'e yakın para var. 4M 900K. Ben diyorum ki bankadaki bir 5M falan onları da ayarlayıp abi alıp bir tane böyle bir old takı mı çeksek be? İkinci bölüm şerefine şöyle bir daha Trina'yı satmadan old takı çektik diye böyle adımızı duyuralım. Şovumuzu yapalım diyorum ben. Ben bir parayı alayım. Etrafta bir gezineyim abi, tamam mı? Eğer böyle Old Roach hakikaten şeyse, gerçi Warrior'lar Old Roach mu takıyordu bilmiyorum ama Roach mu taksam başka bir şey mi alsam bilmiyorum. Ben bir bakınayım abi şeye, belki belt falan alırım. Belt of STR, bir de pendant falan alırım. Bir karar vereyim, fiyatlarına bir bakayım. Ondan sonra zaten sizlere gösteriyor olacağım dostlar. Dostlar pazarda Belt of STR buldum 5550'ye. Hani uygun fiyat. Genelde bu aralıkta. Bizim de dediğim gibi en son pazardan satış yaptıktan sonra bir totalde 10M paramız kalmıştı. Ben şimdi bunu buradan çekeceğim abi. Şöyle bir ilk belt of ilk old belt takımız. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle belti zaten şey takıyorduk. Body belt takıyorduk. Bunu atalım gitsin abi. Old belt of STR iyidir. En azından bir önceki taktığımız beltten şey alamıyorduk. Söyleyin. Bonus alamıyorduk yani böyle STR bonusu. Şimdi STR bonusu almış oluyoruz buradan 8. Aynı zamanda HP bonusu da geliyor derken. Yolda her türlü upgrade yani öyle düşünebiliriz. Şimdi bu 4M700K'yı ben bankaya koyacağım. iWheel'ı alacağım. iLove işte. Ondan sonra görevlere devam edeceğim dostlar. Warrior'ların harman olduğu Warrior Master Skaki'ye geldik. Bu bizim aslında Warrior'ların Master açtığımız yer abi. Ve şimdi gereken itemları topladık. İkinci bölümümüzde de Master'ımızı açacağız. İlk bölümümüzde nasıl söz verdik, İkinci bölümümüzde Master'ı saklayalım o zaman açalım diye. Belli başlı görevleri yaptım ama daha teslim etmediğim görevler var. Şimdi ama gelin birlikte şu Master'ımızı bir açalım artık. Şimdi atağım artacak mı? Atak 828, defans 687 abi. Bakalım. Shop change. Hop. Yani görünürde bir şey değişmedi. Hani şey olarak yansıyor mudur? O konuda tam emin değilim dostlar. Ama artık master'ımız tamam. Şu anda saatimiz de şöyle ki 12:47 geçiyor. Yaklaşık 13 dakika sonra BDV sırası alacak. BDV'ye kaydolacağız. Ardından birkaç işlerim var. Onları tamamlayacağım. Sonrasında bir 2 saatlik farm serimizi başlatabilirim. Yani farm atmayı planlıyorum dostlar bugün. 2 saat bir yerde, 2 saat bir yerde. İşte DTS'de 2 saat farm atıp 2 saatte Manticore'da farm atabilirim. Ya da Manticore'a önce başlarım. Özür dilerim. Manticore'a önce başlarım misal. Manticore'da verim alabiliyorsam Manticore'dan devam ederim. Bir de üzerimde çok fazla şey var. Hani Monster Stone var. 3, 6, 7. Ben diyorum ki şu Monster Stone'ları girip bugün halledeyim, bitireyim. En azından slot açılsın. Farm atacağım zaman da bu şekilde rahat bir şekilde farm atayım. Amacım BDV'den sonraki boşluğunda dostlar Monster Stone'ları halletmek. Henüz daha Draki'ye girmiyorum. Niye Draki'ye girmiyorum? Girebilirim tabii ki de. Ama ölmek istemiyorum abi. Eşimut'ta 8052 mob kestik ve hiç daha ölmedim. Bir moba falan. O yüzden Achievement'ın ilerleyişini kaybetmek istemiyorum son 2000 mob kalmış durumdayken. Bunu da farm atarken falan 2000 mobu tamamlarız diye bir düşüncem var dostlar. Dün de zaten SVSC basmıştım. Speed Potion burada bir tane olan. O da sırf yer açılsın diye, yani yer açılmadı. Görevleri onunla yapıyordum. Durum böyle abi. Şu anda vaziyeti bu şekilde yorumlayabilirim. Aksiyon abi bir tık alttan şey yaptığım için kasıyor olabilir. Şu anda render alıyorum aynı zamanda ilk bölümün. Oha, o ne lan? Oğlum o ne? Hey maşallah. Şu ayak kırma attım. Tamam abi çok güzel. Mage'ine girelim bari. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor abi. Ama bu herif bizi doğrayacak yani. Oğlum bunlar nasıl böyle bizim şeye denk gelebiliyor ki? Bir kere mana ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz dostlar. Eyvah. Evet, mana ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu Warrior'a gireceğiz abi. Ayağını biz de kırdık.
Lan! Yetişemiyoruz mu ona? Üzdü. Yalan yok yani. Abi şeyi alıyoruz da, Priest'i alıyoruz da bu Warrior zaten hepimize yetiyor. Anladın mı? Ya, Warrior hepimize yettiği için de bir anlamı da kalmıyor yani şeyde. Bizim hepimizin teker teker şeye dalması lazım abi. Baksana abi imkanı yok herif. Küt 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 sayfa attı. Dostlar bu BDV'yi kaybettik. İkinci bölümümüzün ilk BDV'siydi. Artık artı 60'da olduğumuz için işlerin rengi biraz değişmeye başladı artık gördüğünüz gibi. Daha ciddi rakipler, daha ciddi kapışmalar oluyor. Yani bu adam 60 level'da kaç level'lık BDV oluyor lan 60 level BDV'si? Yani kırmızı alıyor olmamız lazım. Hadi bir daha inelim. Mage'e kilitlendim abi. Tamam. Aynen mesela bak buradan bir... Biz bunu yaparken tabi herifler şey indiriyor. Altarı indiriyor, götürüyor falan. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ikinci bölüm BDV'sini bu şekilde tamamlamış olduk. Gönül isterdi ki buradan da bir victory alalım. Ama bu sefer olmadı. Bu sefer Karus ırkı önde tamamladı. Şimdi biraz işlerim var. Ardından MS'lerle sizleri karşılıyor olacağım dostlar. Zaten Karus da victory oldu. Evet, devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, söz verdiğimiz gibi MS'lere başladık. Toplam 7 adet MS'miz vardı. İlkindeyiz. Peri'yi çıkardım. Bu aksiyonu, bu dramayı birlikte yaşayalım. Bakalım 60 level'da girdik. Var mı bir drop? Var abi drop. Belt of Intelligence. Oh yeah, güzel. Old Belt of Intelligence dostlar. Yani 3M 5M arasında bir şeye bile gidiyor olmuş olsa güzel. Çünkü bunu satıp Spell Powder almayı planlıyorum. 70 skillini açmak için direkt. Yani 70 olur olmaz ilk hedefim 70 skillini açmak. Çok güzel abi. Bunu drop bankaya kaldırıyor olacağım şimdi. Ardından şöyle çel çöp falan çıkmıştı bayağı bir. Şunları da satarız. 300k ile girmiştim içeriye. 200k kazı. Ya DC Premium hakikaten büyük bir nimet yani. Onu anlıyorsunuz. Şu görev glaive'ini şuraya kaldırayım. Bankamız da var ya, yemin ediyorum çirkinlik abidesi. 6'ya mı koyalım şuna? Tamam hadi 6'da dursun bu. Şunları da alayım, şunları da 6'ya koyayım. Burada böyle para edebilecek şeyleri toplayayım abi. Bankaya bir çek düzen vereceğim dostlar. Ama ben tekrar kaldığım yerden şu Monster Stone haklarımı bitireyim istiyorum. 1'de 1 aldık. Bakalım diğerleri nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz abi. İkinci hakkımızdayız. Bu arada şeyin içerisinde, MS'nin içerisinde level de atlamış olduk. Aa abi bu sefer periyi çıkarmayı unutmadım ya. Unuttum ya. Tüh. Neyse drop alamadık. Ya işin heyecanını kaçırmış olduk ama olsun dostlar. Bir sonrakinde periyi çıkarayım. Çünkü periyi çıkardığım zaman ilkinde bak düşmüştü abi. Bir totem olarak düşünebiliriz bunu. Hemen üçüncü hakkımızda periyi çıkartıyoruz. 2'de 1 ile devam ediyoruz dostlar. Hadi bakalım şimdi üçüncü hakkımıza geçiyoruz. Dördüncü hakkımızı tamamlamak üzereyiz. Şu anda nasıl söyleyeyim, 3'te 1'de bir Belt of Intelligence var dostlar. Bakalım periyi de çıkardık. Totemimizi yapıyoruz. Güzel de exp veriyor ha. Hiç yalan değil. Bir tane şöyle bir pendant versene be. Aha! Old Emerald Ring. Bir şey edebilir lan bu. Vallahi para edebilir. Bak 4'teyiz. Bunun hatta ben fiyatına bakayım. 15 defans, HP ve MP bonus. Ulan mage'ler için iyi değil mi? Bence gayet iyi diye düşünüyorum abi. Ben bunun bir fiyatına bakayım. Merak ettim. Şimdi gelelim abi şuradan trade price. Old Emerald mıydı? Aynen, Old Emerald. Şöyle tıkladık. Ne? Etmiyor olan hakkında hiçbir şey. Ama güzel defans ability falan var abi ya.
3,5 etmiş daha öncelerinde falan. 1M. Ne olan mı? 3M800 falan. Yani emin miyiz kankiler? Bir de bunun Emerald normaline bakayım abi. Tamam mı? Emerald ringine, oldu olmayanına. Oradan bir şeyler, bir çıkarım yapmaya çalışalım. Tamam, aynen, artı 0. Ulan ciddi misin? Artı 0 bile önemli falanmış dostlar. Bunu kırdırıyoruz. Tamam abi. 70 skill için bunu kırdıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iki tane powder atar da yolumuza bakarız. Abi ne kadar kötü bir takıymış böyle. Pöh. Neyse, geri kalan haklarımıza devam ediyoruz abi. Güzel. Peri'yi de çıkardık. Totemimizi de yapıyoruz. Bu sefer bir küpe alır mıyız abi? Hadi şöyle biraz şımardık ama. Bir earrings abi. Güzel bir earrings. Neyse abi, devam ediyoruz. Şu iki hakkımız var. Şöyle ki saat 9'u 7 geçiyor. 55 gecede FT var. FT için de tam 60 level zonasını satayım ama bir şansımı denemek istiyorum 04'te. Bakarım. Umarım girebiliriz ve ardından yeşil alırız diyeyim ya. Bankada bir tane Fire Resistance pot vardı. İyi oldu. Bir iki tane de falan alırım. Bir de Mage bir partiden, yani Mage'lerden birinden FR falan alırız. Bir partiden gelirsek yeşil bir tane alırsak, bir de FT coin atarsak 60'da güzel olur abi. Güzel ekleme olur. Neyse, ben şimdi vakit kaybetmeden bir sonraki şeyde aradan çıkarayım. MS'yi. Ondan sonra FT'de görüşelim. Ne diyorsunuz? Var mı drop? Valla bir pendant var gibi buradan. Amulet of Dexterity düşüyor dostlar, bakın. Abi inanılır gibi değil. Ulan şundan bir tane istesek ve droplasak şöyle güzelinden, bir nasıl söyleyeyim, beltimiz var. Amulet of STR atsa var ya, uf, şuraya taksak hiç boş yere para vermeyiz ya. Şu anda kaç geçiyor dostlar? 21 geçiyor. Çok hızlı bir şekilde yapabilirsem bence son hakkı da tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Hatta hemen şimdi yardıralım abi ona da. Evet, son hakkımızdayız abi. Bak konuşamadım bile. Yani çünkü bir drop lazım artık. Çaresiz bir şekilde drop'u bekliyoruz. Çıkardık perimizi. Amulet of Strength abi, bakın. Evet, Amulet of Strength'i aldık ama tersten aldık gibi geldi. Neyse, sıkıntı yok abi. Şöyle 7'de 2. DC Premium'un, bak konuşamam artık, sinirden görün yani. DC Premium olduğu halde bir fark olur diye düşündük ama maalesef bu monsterlarda böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi moralimizi bozmuyoruz ama şimdi ben biraz şu 1M300K civarında burada bir şeyler kasmışız. Şunları falan da satayım. Ondan sonra işte 1,5M civarında bir şey olur. Ona da gideyim şu DC Sundries'den biraz pot alayım abi. Ondan sonra da zaten saate göstereyim. Bakın 38'i geçiyor. 9.38. Zaten 55'te FT için alıyor olacak. Ya şöyle bir aralardan şöyle kaykıla kaykıla böyle usulünden, bak şöyle bak yavaş yavaş şöyle şöyle bir saniye bir saniye abi geçebilir mi falan deyip şöyle bir FT'ye aradan böyle bir sızarsak eğer tadından yenmez. Yani çok güzel olur. Hadi bakalım geçelim. Dostlar FT'ye giremedik. Bizi almadı. Biz de dedik ki bari yapacak bir şey yok abi. En azından dönelim. Yapabildiğimiz görevleri yapalım. Level'ı yukarı çekelim. Farmları ileriki seviyelerde atalım diye düşündük. Burada Uruk Blade görevlerine geldim. Şimdi daha yeni toplama görevini de bitirdim abi. Bir tane buz attı int. Yani int şey olan buzdan. Bunu normal NPC'ye satarım diye düşünüyorum. Hani şeye pazarda satmayla uğraşmam. Ama şu aklıma geldi. Ben burayı bir ara bir boş bir denk dersem 61 level'ım. Bu bir ara yani level falan atlarım ama 62'de de bana drop atar diye ben düşünüyorum. Bir ara boş denk deyip burayı aslında farmlamak lazım. Şu DC Premium'la ne elde ediyoruz? Item drop da %100 iken bu seviyelerde ne elde edebiliriz? Bir görmek istiyorum. Ben çok merak ediyorum. Sabah ben bir erken kalkıp büyük ihtimalle boş bir yer bulup burayı bir deneyeceğim abi. Çok gözüm tuttu burayı. Neyse devam ediyoruz şimdi görevlerle dostlar. Dediğim gibi FT'ye giremedik. Hızlı bir şekilde level almaya çalışıyoruz. Evet, yeni bir güne merhaba dediğimiz durumda dostlar, birkaç tane item'ımızın satılmış olduğunu görüyoruz. Bizim için gayet sevindirici bir haber bu. Trina ve artı 4 Maul gitmiş. Benim tahminim Belt of Intelligence ve Magic Hammer'da gider diye düşünüyordum.
bir tık daha yukarıda sermaye ile güne başlarız diye bir plan yapıyordum ama şu anda üzerimizde aktif olarak 86M 633K civarında bir para var. Bankada da biraz olacaktı abi 5M kadar. Yani totalde 90-91M civarında bir para var. İlk hedefimiz dostlar şu olacaktır. Birinci videoda da dediğimiz gibi ilk hedefimiz old takıları yapmak. Ben doğal old roach'ları alacağım abi. Amulet of STR alacağım. İşte küpe ne alacağım? Platinum mu var orada gidiyordu. Tam emin değilim. Ona bir bakayım. Bir gezineyim bakayım. Onları da hallediyor olacağım. Aynı zamanda onların da bir araştırmasını yaparım. Old takıları alacağım zaman sizlere zaten gösteriyor olacağım ne kadar fiyattan aldığımı. Bir tane Old Roach'u almıştık gördüğünüz gibi bir önceki görüntüde. Şimdi bir tane daha buldum burada yine ucuza. Bunu da alacağım abi. Old Roach almamın sebebi ben farmer değilim. Hani şu Old Diamond ring alıp STR'min çok yüksek olmasına, işte Residence Lighting'imin böyle daha fazla olmasına ihtiyacım yok. Hani öyle olacak olsaydı evet bunlar daha mantıklı olabilirdi ama benim defansa daha da odaklanmam lazım. Çünkü kendim 80'den sonra hani çok 80 level'da kalmayacağım dostlar. 81, 82, 83 yardıracağız. O yüzden Old Roach'tan gelecek defansa da ayrıca ihtiyacımız olacaktır diye düşünüyorum. Bir de Old Opal Earring alacağım. Defans 10, STR 8. Hani STR'den de kaybımız olmasın ama aynı zamanda defansımız da olsun diye. En uyguna bu arkadaşta gördüm. Buradan dediğim gibi devamını da çekip arkadaşın da para kazanmasına, belli bir sermaye yapmasına şöyle destek olmuş oluyoruz dostlar. 44M'e geriledi paramız. Gördüğünüz gibi bir tane şurada Old Roach'umuz vardı. Bunu da taktık abi. Takalım birlikte atak ve armor değerlerini görelim. 1044-717'den 1050-747'ye geldi. Çok güzel. Aynı şekilde buradaki küpemiz için de 759 ve 771 armor olmuş oldu. Şimdi ben hemen Old Amulet of STR alıyorum ve bu old takı serüvenini komple kapatmış oluyoruz dostlar. Ondan sonra biriktireceğimiz tüm paralarla işte Toto 7 olur. Ondan sonra Çitin 8 olur. Raptor 7 olur. Onlarla uğraşacağız. Yani ilk hedefimiz şu anda silah olacaktır. Çünkü takıları tamamladık. Yani bir Old Amulet of STR bulayım dostlar. Hatta şunun da parasına bakalım. 8'e uygun aslında ya. İşte pazar SC olmamasının en büyük zararları dostlar. Neyse problem değil, zaten çok büyük bir şey yok, fark yoktu. Old Dominant of STR'mizde şöyle ucuz, yani 8M'den alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. 36M civarında bir paramız kalmış oldu. Şimdi 1073 civarında bir atağımız var. Bakalım bununla birlikte kaç olacak şimdi? Taktık, 1094 olmuş oldu. Şu anda resmi bir şekilde tüm old takılarımızın hepsini tamamladık. Ben hızlı bir şekilde buradan şimdi bankaya da gidip size bankadaki son sermaye durumunu ve genel hatlarıyla neyimiz var neyimiz yok onları göstermek istiyorum. Daha 20 tane Magic Hammer'ımız duruyor. Onlar satılmadı. Onları satmaya çalışacağız. Oradan da belli bir sermaye elde edeceğiz. 20 tanesiyle falan. Çünkü bunları gene de kullanamıyoruz diye biliyorum ben. Yanlışım yoksa. Bakın 5300 de bankada var. Ben de 36800'ünü geri koyayım. 42M civarında bankadaki şu an güncel sermayemiz dostlar. Onun dışında diğer kısımları da doldu, şunları da bankaya atayım. Bir ILAV alayım. Ondan sonra farm'a geçiyorum. Oradan da size zaten kayda girip gösteriyor olacağım. Dostlar DTK'ya geldim. Dragon Tooth Knight'a. 62 level'ım. Sanırım bu level'da drop atabiliyor diye düşünüyorum. Yani atıyor diye biliyorum. DTK'yı. Dragon Tooth Soldier atmayabilir ama burası atıyor olabilir. Herhalde Upgrade SC atıyor. High Class Upgrade SC. Monster Stone bir de kırdırmalık şey atıyordu herhalde. Shell falan shell atıyordu. Bir de Ash Knight'ta hatırlarsanız birinci bölümde 50 küsür level'larda takıldığımda böyle bir artı 4 Large Breaker falan atmıştı. Belki benzeri droplar buralarda da vardır abi. Ya leechlere baktım hani full doluydu. Greller full dolu. Uruk Blade'ler falan full dolu. Çok normal dolu olması. En kalabalık server. Gayet normal ve hiç şikayet etmiyoruz. Biz de dediğimiz gibi
Yılmayacağız abi. Gideceğiz farklı slotları, farklı mobları deneyeceğiz. Oralarda farm yapacağız. Çünkü hani gold premium yok, DC premium var. O yüzden illa bir şeyler alıyor olacağız. Şu anda saatimiz 8.32 geçiyor dostlar. Hatta kendime de PM atayım. 08 08.32 AM diye. Üzerimizdeki yani şu ana kadar kesmiş olduğumuz mob sayısı 8.421. Az kaldı 40 içi 40 defansa. 54K'da coins var, tamam mı? Ben burada dostlar yaklaşık bir saat minimum, 1,5 saat, böyle 1 saat 40 dakika kadar arasında falan dönmek istiyorum. Dönmeyi planlıyorum. Zaten çekme skillimiz de var. Hani çok fazla koşmalık bir durumumuz olmayacak. Aşırı rahat kestiğimiz bir durum var mı? Yok açıkçası. Yani tabii ki de biraz sürüyor keserken. Bir de bu cleave skill'i sekebiliyor Warrior'da. Warrior oynayanlarınız net biliyordur. Bak daha demin damage bile vurmadan mana gitti misal. İlk RP'ye geldik. Gerçi hani göstermeye çok kayda değer bir şey çıkmadı dostlar bu süre içerisinde. Bir tane upgrade SC, 3 tane low quality gem ve 3 tane Bone of Dragon Tooth almış olduk. Bir tane de kırdırmalık şelimiz var. 32 geçe başlamıştık. Şu anda saat tam 9 diyebiliriz. Hemen hemen yarım saat içerisinde RPR'miz geldi dostlar. Diğer üstümü şey yapmıyorum. Başladığımızda şuraya yazmıştık zaten 54K coin'den hani işte RP'de yaptık, 67K kaldı. Şunların sanırım tanesi 15K ediyor. Kötü bir çöp değil onlar. Çok fazla vakit kaybetmeden de geri dönmek istiyorum. Bakalım daha bir saatimiz daha var burayı farmlayacağımız. İnanılmaz kötü bir şey oldu ya. Yani giden XP'ne değil de şu giden achievement'a üzülüyorum. Skill in hunting failed to achieve diyor ya. 40 defans var ya expert. O gitti abi. Hem de 8.500 moba geldim. Öyle gitti. Lag vardı oyunda. Ufak benim internetimle alakalı. Ondan sonra bir baktım yatmışım. Yani büyük bir mental damage yedik abi. Burada bakın 8.554'te kaybettik achievement'ımızı. Abi üzmedi değil, büyük etkiledi. Çok büyük etkiledi ama sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Zaten varıyorumuzu level kasarken işte Paramundur, Apos, işte Paramundur, Brahmandır, Titandır, DS'dir bırakacağız ya. Artık oralarda elde etmeye çalışacağız dostlar. Yani çünkü hani bir daha gidip Worm'de 10.000 mob kesmek istemiyorum hani 40 defans açabilmek için. Hani nereden baksan 8 saat 9 saat falan sürüyor toplamında. O yüzden 40 defans olayını takip etmeyi bıraktım dostlar. Tabii ki de önemli bizim için ama zaten BDV'lerle 90 defansı aldıktan sonra 40 defansında bir geçerli olmuyor olacak. Ve 40 defansı zaten hani exp kasarken varıyoruz, 83'e kasarken bir ton titan keseceğiz, boru keseceğiz falan. O zaman yaparız abi ya. O yüzden önemsemiyorum yani, öyle söyleyeyim. Dostlar bir slota kar amaçlı farmlamaya gidip nasıl zararda çıkabiliriz abi? Bir de elle farmlıyoruz. Yani zararda çıkmam kastım tabii ki de 40 defans kaybetmiş olmam. Expert title'ında 8.32'de başlamıştık dostlar. 9.30'da tamamlamış oluyoruz. Bir saat hani burayı farmlamış oluyorum. Neden bir saat abi? 1,5 saatte devam edebilirdim ama şimdi 8.420 mob vardı. Göstereyim. 8.626 oldu. 54K coins ile başlamıştık. Üzerimde 144K coins var. Abi slot gerçekten çok kötü. Yani hiçbir şey atmıyor. 5 tane şundan oldu. Bir tane bundan. 4 tane bundan. Bir tane kırdırmalık şel falan derken. Hani gerçekten kötü bir slot. Farm açısından falan baya hani hiç beklenenin altında yani. Sonuçları falan hiç iyi değil. Benim hani düşüncem belki level'ım bir tık düşük olabilir. Bu videoyu buraya kadar izleyenler varsa dostlar, Dragon Tooth Knight'ta daha önceden farm yapan ve iyi sonuç, iyi droplar alan varsa bana hani uygun bir level'ı aşağı yorumlara yazabilirse sevinirim abi. Çünkü 62'de geldik. Üstüne bir de öldük yani zararlı çıktık. 10.000 mobun getireceği 40 defanstan olduk. Neyse ama onu yapacağım. Gideceğim Worm'lerde hani her gün 200 saat 200 saat falan böyle worm keserekten tamamlayacağız artık, yapacak bir şey yok. Şimdi şunları bir satalım. Yani şu resistance potion'lar da bir işe yaramıyor. 12 tane sagacity var. 15K'da bu desek 111K burada nette.
Yani dostlar RPR'yi falan yapsam zaten hani bir anlamı da kalmıyor şeyde. Komple RPR'yi de yaptım. Yani 52K coin ile başlamıştık. 155K üzerimize yani 100K coin var. Bir tane upgrade SC, bir tane de kırdırmalık shell 1 saat içerisinde. Ya yani merak ediyordum DTK farmını Dragon Knight'tan ne elde edebiliriz diye. O yüzden hani burayı farmlamak istedim. Görev yapıp hani karakteri hızlı bir şekilde level'da atlatabilirdik ama bir farmlayıp sizlere de göstermek istedim. Tabi daha uzun süre kalmış olsak daha farklı droplar alabileceğiz ama ben ekstradan burada 1 saat daha kalmış olsaydım bu elde ettiğim droplarda hani birer tane daha vermiş olsa yani ne edecek, o zaman da 300K 320K etmiş olacak. Yani asla değmiyor olacak dostlar. Ben şunu SC'yi bankaya koyayım. Aynı şekilde kırdırmalık şeyimizi de buraya koyalım. Dostlar, evet, öğlen BDV'sini kaybediyoruz. 2'ye 2 bir kapışma oldu bizim için ama bizle birlikte gelen Azimut arkadaşımızın çok yeterli armoru yoktu, dayanamıyordu. O yüzden karşıdaki rakipler önce onu oynuyor, sonra da hani benim üzerime oynuyorlardı. Ben de 2'ye 1 zorlanıyordum. O yüzden bu BDV'yi kaybettik dostlar. Problem değil. Bugün biraz şanssız başladık. Yani sabah farm yaparken expert title'ından olduk. Şimdi de BDV'yi kaybettik. Bugün bir tık şanssızız gibi ama bakalım. Biraz pazara koyacağım dostlar, sermaye yapayım diye. Dün satılmayan, hani bir önceki pazarda satmayan itemleri. Hem de geni biriktireceğim. Bir 60 dakika geni biriktirdikten sonra da onunla gidip wormlerde farmlayacağım. Böyle böyle 10 şey 10 bin 4K şey 40 defansı açarız 10 bin mobu kesip. Dostlar bir süredir madendeydik. Yani yaklaşık şöyle bir 2 saate yakın falan madendeydim. Tabi ara ara hani maden üstüm doldu falan, o sırada işlerim vardı. Sonra işte işim bitince boşalttım ettim derken, yani tam aktif böyle 2 saat değil ama 2 saat süre boyunca maden yaptık. Yani genel özetleyecek olursam 6 tane burada rice cake vardı. Bununla birlikte 7 oldu abi şu anda. Şöyle attığımıza, ha şöyle atayım, tamam 7 oldu. Bezoar 7. Şuradan bir 650-700K civarında falan kazanmış olacağız. Onun dışında işte pot falan filan attı. Ya Monster Stone atmadı. Bir de bunların dışında buz falan atıyorsa bilmiyorum, atıyor mu maden. Onu da atmadı abi. Okey, problem yok. Biz de gittik aylav aldık. Ondan sonra şey yapacağım şimdi. Draki haklarım var. Onları gireceğim. 3 tanesine. Bayağı bir, hatta şuradan gidip Promise of Training'den buff'ları alıp öyle de girebilirim ya da içeride de buff alabilirim. Biliyorum, belki içeride buff alırım. Bu SC'leri sonra CZ'de de kullanırız farmlayacağım zaman. Yani durum böyle dostlar. Vaziyet budur. Son hani Z raporu verecek olursam. Dostlar bir şey olduğundan değil de öyle bir muhabbetine bir şey anlatmak için kayıda girmek istedim abi. Şimdi Draki hakkımdayım. Önceden ben yaptığım serilerde Peri yokken, yani böyle desteksiz sıfırdan yapıyordum ve kutuları böyle elimle topluyordum abi, tamam mı? Kutuları elimle toplarken bunun öldüğü zaman cesedi, ya bu çok fazla yer kapladığı için böyle şeyi hacmi, ben önce şu bunu kesiyordum, bunun kutusuna bakıp sonra diğerlerini kesmeye başlıyordum. Öyle taktik kasıyordum abi şeyin katlarında. Hani önce işte büyük cesetli olan yer kaplayanları keseyim ki hani küçükleri kestiğim zaman ona tıklamadan kutuya tıklayamıyorsun, yani şey moba tıkladığın için. O yüzden böyle bir dar yaşıyordum genelde. Ama sağ olsun şunun var ya bak, gözlerinden öperim yani şu oraya atsın. Harika oldu. Yani gerçekten bu şeyliğe hiç gerek yokmuş, çapulculuğa. Ama olsun abi, daha güzel bir halimize dediğimiz gibi geri geliyoruz. Şimdi Peri'nin tadı inanılmaz yani, gerçekten onu bahset, yani ondan bahsetmek için kayda girmek istemiştim. İlk hakkımızdayız dostlar. Bu seviyeye kadar geldik. Güzel gidiyoruz. Bir de görevleri de yaparak da gidiyoruz. Şimdi de ekstradan hani görev şey exp verecek. Yanlış bilmiyorsam. Hop, aynen, bir de Dark Matter Fragment verdi. Zaten bunu kullanamıyoruz. Elveda.
Buff'ımız şey aldık. Wolf ve can aldım 50k'ya. Yeterli kadar şey SC'si olmadığı için onu alamadık. 50k 50k 100k bayıldık dostlar. Şimdi bakalım ben gidebildiğim kadar gidiyorum. Bu detayı göstermek için, bu benim eski çapulculuğumu göstermek için size kayda girdim. Muhabbet sohbet olsun diye. Yoksa bir mevzu yok diyen dostlar. Bakalım şimdi Draki haklarımızı tamamladığı zaman ne alacağız? Hadi bakalım geçelim görelim. Tüm haklarımızı tamamladık. Fakat bir hakkımda öldüğüm için o hakkımda buff ve içeride atak yani wolf buff'ı almadım. Almayı unuttum yani. O yüzden trollerde öldüm abi. Arka arkaya patır küldür bir geçirdiler. Direkt zaten presok ekranı geldi. Yani expert title için baştan başlayacağız anlaşılan. Ama problem değil, onu ex kasarken varıyoruz zaten şey yaparız, açarız abi. O yüzden şu an dert etmiyorum onu. Şu anda iki tane şey, iki kez prensesi ve hani dediğim gibi diğer şeyi de kesebildik. Bu arada buff alıp wolf alıp çıkmış olduğum zaman şeytana kadar çıkıyoruz abi. Şeytanı da indiriyoruz. O Phoenix var ya, kuş, anka kuşu. Oraya geldiğim zaman orada bıraktım. Denemedim. Zorlamadım yani ekstradan. Yani deneyebilirdim. Ama denemedim. Buff aldığım zaman oralara kadar gidebiliyoruz ki bu bizim için güzel bir şey. Bize 63 level %80'e kadar getirmiş oldu aslında. Bir kere diğer hakkımızdan ölmemiş olsaydık çok çok daha iyi olacaktı. Şu anda saatimiz 6'yı 53 geçiyor. Yaklaşık 7 dakika sonra BDV sırası geliyor olacak dostlar. BDV'ye kayıt olacağız. Ardından akşam FT falan derken etkinliğe gireceğiz. Bugün şanssız günümdeyim. İki kez öldüm. Onun dışında DTK işte farm attık, Dragon Tooth Knight. Ondan da bir şey elde edemedik yani. Oradan da yani o farm da sonuç vermedi. Maden yaptık, madenden de sonuç alamadık. Yani bugün oldukça şanssız bir gündü dostlar bizim için. Ama tabii ki de her günümüz yüksek olacak. Her günümüzde işte istediğimiz sonuçlar alacağız diye bir şey yok. Yeri gelecek bazı günler olacak ki böyle bizim için bizi zorlayan günler olacak. Tabii ki de her iyi günün bir kötü, aynı şekilde bir kötü günde iyi günü olduğu gibi. Dostlar burada yapacak bir şey yok. Akşam BDV'sini de kaybediyoruz. Artık dediğim gibi bugün bizim için gayet şanssız bir günümüzdeyiz. Çünkü öğlen BDV'sini kaybettik. Akşamı kaybettik. İki kez yattık. Farm verimli çıkmadı. Bugün bizim günümüz değil, problem değil. Bir sonraki BDV'de umarım kazanıyor olacağız. Evet, herkese selamlar. Bir ara güncelleme geçmek istiyorum dostlar. Şöyle bir durum oldu. Dün gece res geldi, yani bakım geldi oyuna. Ve sabah şu anda saat kaç abi? 9:35. Yaklaşık bir yarım saat önce falan açıldı. Yani bir 15-20 dakika oluyor hatta. Bir önceki görüntüde de gördüğünüz gibi dostlar, belli başlı itemlarım satılmıştı. DC olduğum yerde ekran görüntüsü almıştım. Orayı da hani video kaydına koymak istedim. Belt of Intelligence ve bir iki tane takımız duruyor, gitmemiş. 7M 600K civarında bir paramız var. En son 40M civarında bankada para vardı. Ben onu 35M'e kadar falan bir düşürdüm abi. 5M'e pot aldım. Pot depoladım bankada. Pota gitti yani biraz, bir 4-5M'e. Şimdi bu 7M'i koyduktan sonra bir 42-43M civarında falan olur tekrar. Ben şimdi dün şu Draki haklarımı tamamlamıştım ama bir tanesini öldüğüm için hepsini şey yapamamıştım. Yani görevi tamamlayamamıştım. Öyle söyleyeyim. Şimdi biraz işim var ama onun öncesinde bir Draki sıkıştırabilirim gibi araya. Araya bir Draki sıkıştırıp şunu tamamlayıp görev vereyim. Ondan sonra geri kalan iki hakkımı da gün içerisinde tamamlayıp sonra ardından öğlen BDV'si ve bugün güzel bir farmla devam edelim. Dün bizim için şanssızdı. İki kez öldük. 40 defans title'ımızdan olduk. Baştan yapmamız gerekecek. Ondan sonra gece FT'ye girmeye çalıştım. FT almadı. Sonra ben de pazara koymuştum. Sonra bir de üstüne de gece res geldi. Sonra dün attığımız Dragon Tooth Knight farmından da çok bir verim alamadık. Madene bıraktım dostlar. Birkaç tane görevi yaptım. İşlerim var şimdi, onları tamamlıyor olacağım birkaç saat. O sırada çarboşta durmasın diye en azından madene gelmek istedim.
Madenden sonra Drakiler, sonra BDV falan filan. Ardından bir 2 saat 3 saatlik bir yerlerde farm atacağız mutlaka. Şu anda güncel olarak 64 level'dayız dostlar. Bu arada şey yaparken, kazı yaparken bir tane arkadaş PM attı, BB93 diye. Selamünaleyküm, güzel seri devam gelsin, severek izliyorum demiş. Kendisine buradan çok selamlar gönderiyorum. Ben de teşekkür ederim bro, sağ olasın desteğin için. İzlemede kalın abi. Dediğim gibi devam ediyoruz. Kemerlerinizi bağlayın yani. İlk videoda hani level aralıklarını çok atlayarak gösterdim. Biraz daha böyle sık, ne yaptığıma dair böyle daha sık bilgiler vererek içerikleri çekmek istiyorum dostlar. Hani böyle 64'ten bir sonraki göreceğiniz seviye 70 değil de hani 64'üm, şimdi 65 oldum, bunları yapıyorum. Şimdi 66'yım, 66'da buraları farmlayacağım, bunları yapıyorum gibi gibi. Bir tık böyle daha sakin sakin, daha böyle detaylı yapmayı planlıyorum. Eğer bu sizi sıkmazsa hani bu şekilde ilerleyeceğim. Tabii yorumlara gelen tepkilere göre buradaki şeyi de değiştireceğiz, öyle söyleyeyim dostlar. Devam ediyoruz. Draki haklarımızdan iki tanesini tamamlayabildik dostlar. Böyle 45-50 geçe falan, 50-55 geç, özür dilerim, Draki'yi bitirmiştim. Ondan sonra hani BDV denk geleceği için Draki hakkımı tamamlamamış oldum. Şimdi tamamlayacağım. Bu görevde dün iki tanesini yapıp bir tanesini ölmüştük. İlkini tamamladıktan sonra bugün hakkım. Dünkü yarım kalan görev de bitti. Onu teslim ettim. Yani şuradan görebilirsiniz. Bir tane hakkım var ama herhangi bir daily görev kalmadı. Şimdi onu tamamlayacağım dostlar. Bu kalan son hakkımı tamamlayacağım. BDV'yi de aradan çıkarmış olduk. Kırmızı kutumuzu aldık. Güzel oldu. Şunu şöyle koyalım. Bunu da zaten içeride basarız. Bugün dediğim gibi işlerimi tamamladıktan sonra bir 2 saat 3 saat civarında farm atmayı planlıyorum. Neresi olur henüz karar vermedim dostlar. Bir bakayım. Zaten ben herhangi bir durum olduğu zaman tekrar kayda girip size gösteriyor olacağım. Tüm Draki haklarımızın hepsini tamamladık. Hatırlarsınız BDV'ye girmeden önce iki hakkımı tamamlamıştım. Tam o sırada BDV geliyordu. BDV'ye girdik. Sonra BDV sonrası da geri kalan son hakkımızı da tamamladık dostlar. Şuradan göstereyim. Hiç hakkımız yok. Zaten görevlerde tamam. Şöyle bu Draki'den ne elde ettik abi? Sertifikamızı aldık. Onun dışında iki tane shell çıktı. Bunları kırdırmak için bankamıza kaldıracağız. Benim aklımda şöyle bir şey var dostlar. Tabi burada sizin tavsiyeniz önemli. Lütfen yorumlarda, eğer videoyu hani buraya kadar izleyen varsa lütfen düşüncesini yorumlara yazsın abi. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sertifikalardan toplayıp verdiğiniz zaman size trade edilemez veyahut da satılamaz. Hem trade edilemez hem satılamaz. Shell veriyor. Artı 3 mü 5 mi, öyle bir şey. Yani ya artı 3 ya artı 5. Yani artı 1 vermediği kesin. Ya 3 ya 5 olacak şekilde Shell veriyor abi. Ama bu shell'leri ne satabiliyorsunuz ne trade edebiliyorsunuz. Sadece karakterinizde hani kullanabiliyorsunuz. Acaba bunları toplayıp üstüne gidip o shell alıp o shell'leri mi bassak diye düşünüyorum. Ya da onların hani bir faydası olmaz, bunlar gereksiz diyorsanız da dostlar, dediğim gibi yorumlara bunu belirtebilirseniz sevinirim. Eğer hani oradaki shell'lerde ilerlemek mantıklı diyorsanız öyle yapacağım. Yok hiç bulaşma diyorsanız, boş hayal diyorsanız salacağım. Öyle söyleyeyim. Yani bunu da söylemek istedim. Dostlar selamlar. Evet, akşam BDV'sini yakalayabildik abi. Dünkü birlikte takıldığımız Galkski arkadaşımız da burada. Bir pres bir varıyor. Vallahi içinden geçeriz. 2-2-1 kapışma olacak. Bakalım bu arkadaşı da koruyacak şekilde gidelim. Hatta ben kalkana falan da hiç belki gerek duymayabilirim dostlar. Ama belli de olmaz tabii ki de. Ben şöyle gideyim abi ve hızlıdan anam altarı almaya çalışıyorum. Orada bir tane daha varıyor var. Üf, sağlam bir varıyor. Ulan Vari Prest mi? Vallahi de öyle abi. Dur bekle, şöyle yapacağız. Abi bekle. Şimdi bu arkadaşa geldik. Ona da yanlış eşek gibi şundan vuruyoruz. O kötü oldu. Kanka bence sen çift eli takma. Çünkü zaten
hani şey. Dur ulan ben de mi çifteli takayım? Bilemedim vallahi. Tamam aynen. Böyle daha iyi oldu. O, aa arkadaş da gelmiş, inmiş hemen. Hemen onu da alalım. Dostlar bu aralar yani bugün özelinde BDV, Draki, işte BDV falan biraz etkinlik artı şey gittik. Kusura bakmayın. Biraz etkinlik, işte Draki etkinlik gibi bir şey oldu, mantık oldu. O yüzden araya bir farm sıkıştıracağız yani mutlaka, öyle söyleyeyim. Şu biraderimize bir gidelim, ben onun ayağını kırarsam iyi olur abi. Bir ayağını kırayım. Tamam o da heal'landı ama yukarıdan heal'lanıyor. Ben şöyle kaçıyor gibi yapayım. Gel abi sen gel gel. Şöyle gelsin onlar. Şöyle yapalım kanki şimdi. Şu presine gidiyoruz abi. Mevzu bu. Mevzu bu. Anladın mı? Bütün mevzu bu. Yani diğer pres çok ezik olduğu için öncelik ona gidiyorum abi. Bu varıyor da gerçi bizim hani şeye gitmiş olsa. Ulan varıyor iyi dayanıyor ya. Nasıl bir çar bu anasını satayım böyle. Kanka sen bize NPT olacaksın ama. Vallahi sen bize NPT olacaksın. Bir malisin yok mu ya biraderim? Aynen öyle bak, malis attın şimdi daha iyi oldu. Aynen bak daha iyi oldu. İner misin? İnecek mi ki acaba? Neyse biz altarı alalım götürelim. Teslim edemedim mi? Ha. Dur bakayım be. Ha. Düştüm o elin düştü. Gel bakalım. NP'ni istiyorum. Hop. 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 Tık. Free NP. Kendine iyi bak. Arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum dostlar. Dediğim gibi bu BDV'yi de kazandık. Bir önceki BDV'de zaten birlikte kazanmıştık. Kendisine söz verdim zaten, bunu da koyacağım videoya. Kırmızı kutumuzu aldık. Ben şimdi bir slot gezeyim abi. Bakayım 04, 05, 06 falan bir bakayım. Bir Lamia farmlamak istiyorum ya da Uruk Blade. Amacım burası abi. Yani Lamia ya da Uruk Blade farmlamak. Bakayım bir karar vereyim dostlar. Zaten slota gittiğim zaman ben oradan size göstereceğim. Kaydı açacağım. 04'te hiç server değiştirmeden Leech bulduk abi. 64 level'da Leech'in ben bir şeyler atacağına inancım yüksek. Gerçi bunlar hani böyle 77'de falan farmlıyor ama. Bakayım şu biraderim de varıyor herhalde. Her neyse. Saatimiz dostlar, saatimiz 7:47 geçiyor. Tam 2 saat sonra FT var. Ben FT'ye kadar burada kalmayı planlıyorum abi. Güzelce bir leech ne atsın atmasın fark etmez, burada farmlayacağız. Hatta şu 2 saat şeyinde şurada basalım abi şunda, tamam mı? Bakalım buralar bize ne atıyor abi, nedir olayı yani, şunu bir birlikte görelim. Tabii ki de yakmalık falan bir şeyler atacaktır. Gerçi bunu da kesmeyeyim ya. O benden çok mana yiyor. Ben bunu şu cleave ile keseyim dostlar. Üzerimizdeki para miktarı 149k, tamam mı? Kendimize PM atalım. Diyelim ki 19.47 PM'de başladık. 149k coins. Mob'u da göstereyim. Öldük o kadar gerçi. 9356. 9356 mob. Şimdi dostlar zaten 20 dakikada sabah pazardan kalma geni vardı. Hani en kötü bir işim çıktığında ufak ya da bir tuvalet molası falan vereceğim zaman 20 dakikada bunu patlatırım. Böyle tıngır mıngır kasarız bence ya. Tamam be, hani mesela level'ım çok süper iyi olmayabilir şu anda Leech için. Ama en azından farmlayabileceğimiz bir slot bulmuş olmaktan ötürü sevindim abi. Çünkü Zero Server'ı en kalabalık server. Ve bu server'da hani bir slot bulduysan ya o slottan elde etmek istediğini alana kadar ayrılmayacaksın abi. Ben de burayı düz 2 saat böyle dediğim gibi elle çatır çutur farmlayacağım abi. Bu zaten 2 gündür adam akıllı farm yapamıyordum. Mentalim bozulmuştu iyice. Farm yaptıkça mentali toparlıyoruz böyle, öyle söyleyeyim. Ve bu Leech'e geldik. Hani çok böyle bir şey beklemiyorum Leech'ten açıkçası.
Herhangi bir drop ayarı da yapmadım. Şuradan da göstereyim options looting kısmından. Bakın her şeyi alacak yani, öyle söyleyeyim. Bakalım neler elde edeceğiz. Level'ımız 64. Burada böyle 10k 11k XP geliyor. Hani 2 saat içerisinde belki level atlar, 65 olur. Ama amacımız tabii ki de bu değil. Hani bunu önemsemiyoruz. Şöyle 45 skill'e çok aşırı mana istemeden indiriyoruz abi. Burada 4 tane çıkıyor leech. Diğer yerlerde 5 tane çıkıyor. Olsun, 4 tane bize yeter zaten. Hani anca dönebiliyoruz. Amacım dediğim gibi buralarda 2 saat takılmak, böyle farmlamak dostlar. En azından ikinci bölüme de bir güzel bir farm koyalım. Daha henüz CZ'ye çıkamıyoruz. CZ'ye çıkamadığımız yerlerde değerlendirebileceğimiz bu slotları değerlendirmekte fayda var deyip ben farma devam ediyorum dostlar. Çok hızlı bir şekilde tavana geldim. Hemen RPR yapacağım. Ardından slota gideceğim. Üzerim yani bu seviyelerde dolu dostlar. Daha hani böyle X kısmı bile tam doldurduk diyemem. Çel çöp anlamında hani attığını biliyordum. Ama bir tık ben seyrek olduğunu düşünüyorum. Ama problem değil. Şöyle bir durum var. Çünkü slottaki diğer kasan arkadaşlara baktım. Onların hepsi böyle 74-75. En düşük benim yani 64'te giden. Genelde böyle 77 bile gördüm ya. Hani burayı gözüme kestirdim abi. Ben 2 saat her türlü burayı farmlıyor olacağım. Merak ediyorum çünkü Leech'e. Ondan sonra bir de burayı böyle 75, 76, 77 hatta böyle o seviyelerde bir 2 saat daha farmlayacağım abi. Hatta o sıralarda daha güzelse üstüne bir 2 saat daha 4 saat bile yapıştırırız yani, hani hiç belli olmaz. Ama 64'te bu seviyelerde, bir de şöyle söyleyeyim. Hani çok böyle patır kütür deli gibi kesebildiğim bir durum yok. Misal son bir taneyi hani 2 tane kalmış oluyor mutlaka böyle. Mesela 4 tanesi birden yatmış olmuyor. Ben slotta beklemiyorum yani. Mob beni bekliyor, öyle söyleyeyim. Ama en azından deniyoruz abi, görüyoruz. Bakalım 64 level'da burası bize ne verecek, ne elde edeceğiz. Bir de Lamia'yı çok merak ediyorum. Mesela Lamia farmı da yapılabilir. Ama Lamia'yı hiç boş bulamıyorum abi. Orada da yine 75-76'lar falan full farmlıyor. Ama bir denklersem 05-6'da falan denkleyebilirim herhalde. Fazla server olduğu için diğer yeni serverlara nazaran hani şansınız da alternatifiniz de daha fazla. Gerçi oyuncu da daha fazla ama öyle de bir durum var. Her neyse, bir denkleyip ben Lamia'da yapmak istiyorum yani. Planların arasında bu da var dostlar. Bakalım şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaç dakikası? 92 dakikası var. Yani 1,5 saati daha var buranın. Hiç belli olmaz. Belki bakarsın yarım saat sonra coşmaya başlar. Boost atar, MS atar falan. Bizi de burada utandırır yani. Ha bak, bir şey attı. İşte böyle artı 5, artı 6 falan böyle çok bir anlamı olmayan ama yine sattığın zaman değerli olabilecek itemler atıyor dostlar. En azından bir şeyler atıyor ya, boş değil. Korktuğumuz başımıza geldi. Slota çöküldü abi. Ekmek aslanın ağzında tabiri şu anda hakikaten görmüş olduğunuz durum. Zaten cevap vereceğini hiç düşünmüyordum da. Hani bu karakterlerin işte 8-10 PC'si oluyor zaten. Herif buraya bir koyuyor gidiyor, bir daha bakmıyor bile buraya. Zaten göreceğini tahmin etmiyordum hani şeyde. Kendisine de ama şansımı deneyeyim istedim. Dedim kankim video çekiyorum, bir saat müsaade eder misin dedim. YouTube'a içerik için giderken haber vereyim dedim ama adamın eyvallahı yok abi ve salacağı da yok. Level'ına bakalım. 76 level dediğim gibi. 76'da burayı gelip denemekte fayda var dostlar. Çünkü dediğim gibi slotu aldı benden. Hani bununla giriyorum imkanı yok. Sword Dancing'e de giriyorum. Yok, imkanı yok, alıyor. Bu zamana kadar işte RP'den geldikten sonra şu iki item düştü. Onun dışında bir şey düşmedi. Şu an 81 dakika var. Normalde dediğim gibi durmayı planlıyordum ama slota çöküldü. Ki bekliyordum böyle bir şeyin olmasını. Ne yapalım? Kader değilmiş şimdi. Zaten 64 level'da burası biraz erken de geldi bana açıkçası. Dostlar şurada bakın. Çitin helmet artı 1 gördüm. 500k tamam mı? Ya bir gideyim şansımı deneyeceğim. Ben şunu alıp FT sonrasında da bir basmayı deneyeceğim abi. Şeytanın bacağına bakalım böyle bir kırabilecek miyiz? Şöyle 500 ekstra, şöyle 500k bir alayım. Zaten 42'm var. Giderse de problem değil abi, ne olacak? Ben şöyle bir şey yapmak istiyordum. Üstüm full shell, sadece kafalık çitin bir şey düşünüyordum. Alma birader, ben alayım. Timer'da off'layayım. Aynen. Şunu aldım dostlar. Dediğim gibi bunu şeyden sonra FT'ye şimdi giriyor olacağız. Dediğim gibi son hani 3-5 dakikası kaldı. FT sonrasında da
dediğim gibi işte girersem FT, sonrası giremezsem direkt gelip basacağım. Her türlü bunu sonrakinde dediğim gibi şeytanın bacağını kırmak için bir upgrade'imiz var abi. Çünkü bu karakterin bir yerde o motorunu açmak lazım yani. Hani sıfır araç aldığın zaman belli bir kilometre gerekiyor ya motorunu açmak için. Aynen öyle. Biraz böyle şuna basacağız. Bu çarın motorunu açacağız. Ondan sonra yardıracağız yani 5. viteste. Ya 0.4'te herhalde bir tık ben geç kalıyorum. 0.5'i deneyeceğim bundan sonra. Zaten bayağı kalabalık oluyor 4. Bundan sonra 5'i deneyeceğim abi. 5'teki kalabalığa göre bir de 6'ya bakacağım. Benim bir tık daha böyle sakin olan FT'ye denklemem gerekiyor gibi. Ya da bu daha hızlı tıklamayı becermem gerekiyor gibi, öyle söyleyeyim. Ama bir sonrakini bir de 5'te deneyeceğim. Neyse, söz verdiğimiz gibi şu kafalı bir basıyor olacağız abi. 3 tane middle class aldım. Bir de şöyle çitin helmet. Fakat ben orada yakıyordum ya. Ben bir de şuradan deneyeyim bu sefer. Zero 4'te de gerçi bir şey basamıyoruz ama şunları ben şöyle küt küt göndereyim abi arka arkaya. 3 oldu. Bakalım 4 geliyor mu? Tamam, aynen geldi. Şöyle gidelim, bir tane alalım. Bakalım olacak mı abi? Ben hani dediğim gibi kafalı çitin kullanmak istiyorum. O yüzden bunu görünce de dedim alayım bir deneyeyim şansımı. Tekrar koydum, koydum. Çok kırmızı var. Gönderdim. Yaktım herhalde, biliyor musun? Evet abi, yaktık. İnanılır gibi değil ya. Upgrade'de burada hiç şansım yok yani bu karakterde. Bakayım şu kendi üzerime aldığım ikiye mi niyetlenmiştim ya. Basabilecek bir şey daha bulursam. Bir çitin daha mı alsam bilmedim. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali. Bir bakayım abi, karar vereyim. Olmadı gideceğim görevleri yapacağım. Evet, FT'ye giremeyince ve çitini basamayınca abi soluğu görevlerde aldık. Şu anda 66 oldum. Taze 66'yım. Daha yeni atladım. Görevleri yapıyorum. Şu anda kalan görevleri söylüyorum abi. Bakın şurada Fallen Angel görevi var. 1. Ondan sonra buradaki diğer şu iki görevi yapmadım. Bunlar duruyor. Bunlar aynı yerde olduğu için şunun açılmasını bekledim. Mesela yarın Z1'e girip bunları yapacağım. Delos'a gidip hepsini birlikte. Ondan sonra şimdi 7 anahtar görevini yapmıştım. Şu anda chat görevleriyle devam ediyorum. Çok pardon. Chat görevleriyle devam ediyorum. Bir tane bakın, Kaluga ile devam ettiğim chat görevi beni CZ'ye atıyor ama şu an CZ'ye gidemiyoruz zaten. Diğer görev bu şeyde Shell görevi, HP Shell'i veren bir görev. Fakat ben şunu yapıyorum abi, şu anda ayaklığı alacağım. Troll Shell oluyor bunlarda sanırım. Bunu kimden alacağız ama bu arada? Ha, Layva'dan alacağız, tamam. Dediğim gibi görevler yapıyorum. Hani amacımız şu, 49 olur, okey. Amacımız şu abi, bir an önce, bu arada 67 olduktan sonra şeyi açıyoruz beyler. Ondan sonra şey vermeyeceğiz, Death Shield'ı açıyoruz, yani teleport olmayı açıyoruz. Ondan sonra daha bir daha defansa vermeyeceğiz. Full atak ve master gideceğiz. Yani onda master'a vereceğiz. Öyle bir durum var. Şimdi demem o ki, odur ki abi. Dediğim gibi bir an önce level'ı atlatıyorum ki artı 70'te CZ farmları olur. Esnaf'ta daha böyle hani rahat kesebileceğim farmlı olur. Bir tık da dediğim gibi level almam gerekiyor. Karakter stat atlamalı, güçlenmeli. Nasıl söyleyeyim, hani 45 skin'i vurduğum zaman bile mana gidiyor. Hani en azından onunla mana gitmeyeceği şekilde belli bir karakter güçlenmeli. Evet, ult takıları yaptık, gayet güzel. Ama level da almalıyız yani. 66 falan yeterli olmuyor. Yani karakteri bir an önce 70 üzerine çekmeliyiz anlayacağınız. Şu STR'leri verelim. Böyle bir ara bir güncelleme Z raporu girmek için dostlar hani gösterdim. Şey, kaydı girmek istedim yani, hani bir ara bir güncelleme geçmek için. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz şu an diye. Çünkü FT'den, yani FT'ye giremeyince dedim ki bir an önce level atlayayım. Şu an güncel durum budur dostlar. Şuradan şelimizi de alalım. Ondan sonra amacım diğer hani parçaları da yapıp hızlı bir şekilde dediğim gibi artı 70 olmak. Delos görevlerimizi tamamladık. Şimdi onları teslim etmeye geldim dostlar. Üçünü de tamamladık. Phantom, Gloomhound ve Fallen Angel.
Normalde bu iki görev daha önce açılıyor. Bunları daha önce yapabiliyorsunuz ama ben zaten oraya gideceğiz. Hani şu Fallen Angel'da açılsın diye bekletmiştim. Üçünü tamamladık. Şimdi bu görevlere geçmeden önce Lamia, Uruk Blade, Grell bu tarz yerlerde farmlayabileceğim slot baktım dostlar. 04, 05, 06, Kamp 1, Kamp 2 gezdim. Fakat boş bulamadım. Yani bir yarım saat 45 dakika sırf buraları gezmek sürdü. Ondan sonra dedim ki bari ben de hani görevlerle bir an önce kendimi görevleri tamamlayıp artı 70'e atayım ki en azından 70'ten sonra hem etkinlik sayımız artacak katılabileceğimiz işte kaos olur falan. Hem de en azından bir tık daha bir şeyler rahat farmlayabiliriz yani 70 sonrasında. Sıradaki haklarımızı tamamladık dostlar. Maalesef bu sefer de drop alamadık. Problem değil. Her girdiğimizde drop çıkacak diye bir şey yok diyecektim ama biz bu karakterimizde henüz daha drop alamadık tabii. Öyle de bir durum var. Bir tane Rock Chitin Gauntlet çıktı. 3 hakkımı da tamamladım. %74,57'ye geldi. 66 %74 civarlarında dostlar. Bir süredir maden yapıyordum abi. Şöyle ki işlerim olduğundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Yaklaşık bir 1,5 saattir falan madendeydim. Şöyle ki üzerimde 8 tane rice cake oldu. 7 tane de bezoar oldu büyütmeden. Ondan sonra onları bankaya koymak için geliyordum. Indiagnados. Umarım doğru okumuşumdur. Aha YouTube'da gördüm. O da seni yazmış. Ben de doğrudur kankim dedim. Eyvallah dedim. Sonra trade attı dostlar. Buradan gördüğünüz gibi 2 boost vardı. Verecekti. Ama trade'i kabul etmedik. Dediğimiz gibi hani biz kendimiz premiumumuzu işte VIPK olur. İşte ne bileyim periyi falan kendi cebimizden alıyoruz ama dışarıdan yardım almayacağım dostlar. Çünkü dışarıdan yardım aldığımız zaman hani çok bir anlamı kalmayacak. Yani bu seri biraz da rehber olsun diye nitelendirdiğim yapmış olduğum bir seriydi. Sıfıra sıfır mı hadi ya dedi. Senin dedim selamını almak daha iyi dedim. Çok teşekkür ederim. Güzel dileklerin için. Kolay gelsin. Kendisine de buradan selam gönderiyorum. İkinci bölümümüz yani bu bölümümüzü de izliyorsa buradan dediğim gibi kendisine selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Abi bakın ne düştü. Kukri artı 5 Potion damage. İlk kestiğim DT şeyden DTC'den bir de bakın daha yeni başladım. Pardon ikinci miydi neydi? Kukri attı lan bu level'da. Eğer burada bak bu level'da bu artı 5 Kukri atıyorsa Potion damage'li kesin burada tam ideal level'dayız abi. Ve güzel drop çıkar. Yani MS çıkar. Raptor çıkabilir. Ben burada biraz takılacağım abi. Farmlayacağım. Şöyle bir saatimize bakalım. Saatimiz şu anda dediğim gibi 3.45 abi saatimiz tamam mı? Mob olarak da şuradan bakın 10.334'te mobumuz var. Bu da mı burayı farmlıyor lan? Ha yok okey. Üzerimde tam 177k para var abi. Bakalım buradan ne elde edeceğiz? Ben burada bir yaklaşık 2 saat kadar kalmayı planlıyorum abi. Öyle söyleyeyim. Bakın planlıyorum diyorum. Kesin kalacağım demiyorum. 1 saat kesin kalırım var. 1,5 saat de bence kesin kalırım var gibi. Ama 2 saate zorlamaya çalışacağım. Çok acil bir işim çıkmazsa ilgileneceğim. Geleceğim abi. Burada dediğim gibi bir şöyle bir saat falan takılmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum aslında ya. Hani Kukri'ye artı 5 çıktıysa bu seviyede bence buradan ben sonuç alırım abi. Öyle geliyor bana. Bakalım ne çıkacak? Ne elde edeceğiz abi? Bir raptor çıkarırsak ama çıkan Raptor'u söz veriyorum basacağım. Satmayacağım. Normalde Raptor 9-10M arasında gidiyor. Biliyorum güzel para edebilir sermaye için ama. Eğer buradan Raptor çıkarsa sözümdür abi basacağım. Upgrade deneyeceğim Raptor'a. Artı basmaya çalışacağız yani öyle söyleyeyim. Belki hani böyle artı 5 falan yapar. Hani artı 6 artı 7 zorlamam. Öyle artı 5'den satarım yüksek paraya. Parasını biriktirir gider 1,5 GB'ye pazardan da çekebilirim. Çünkü dediğim gibi upgrade konusunda şanssız olduğumu düşünüyorum. Bakalım ona bir karar veririz. Daha hani şey bekara karı boşaması kolay diye bir laf var ya dostlar. Daha çıkmadan hani konuşmayalım. Bir çıkartalım ama upgrade yapmayı planlıyorum öyle söyleyeyim. Bu arada görevi teslim edeyim. Diğer görevi de alayım. Abi var ya slot bence güzel. Şöyle bir inventory açalım gösterelim. Şimdi bu silahlarımızı repair edeceğiz dostlar.
Kaç coins ile başlamıştık? Yani siz biraz geriye sarıp orada detayı görürsünüz ama sanırım böyle 170 coins ile falan başlamıştık. Orası çok önemli değil. Artı 3 Claymore abi. Artı 5 Kukri. Kırdırmalık şeyler attı. Şöyle gördüğünüz gibi 3-4 tane. Artı 6 Pressed Hacker attı abi. Buna çok şaşırdım. Artı 3 Military Pick ve şuna bakın abi. Artı 6 Large Breaker. Ulan zaten bunun artı 7'si 3.5'ken para ediyor. Yani hani 3M 3.5M para ediyor. Artı 6 attı. Hani artı 6'sını bile 1M 1.5M'den belki okutabilirsin hani yakmalık diye. Ama benim aklımda abi şu çıkan middle class itemları basmak var. Ya şu değil. Claymore değil de Kukri, Large Breaker bir de Press Taker. Şunları upgrade etme planım var. Bir sonraki rehber için geldik. Aynı zamanda görev teslim edip tekrar alıyorum. 2M XP'mizi de alamadım. Heh, şimdi oldu. Şöyle ki abi, RPR yaptık. Hadi şu üstlerimizi de falan halledelim, armorları. Diğer yani o bir önceki RPR'den sonra şu vardı sanırım. Bu işte bir de Kukri artı 5 bir daha çıktı. Bence güzel ya. Yani hani kötü değil. Şu anda saat kaç? Hem onu da gösterelim. Saatimiz şu anda 5:35. Ben 6:30'a kadar daha buralarda takılırım dostlar, bir saat daha. Bu bir saat içerisinde daha herhalde bu çantayı herhalde doldururum diye düşünüyorum. Buraya gelmeyebilir ama bu çanta herhalde dolar diye düşünüyorum. Bakalım, bir göreceğiz. Şunu da şöyle koyayım hatta. Şeyde bakalım. Achievement'tan 10.603 olmuş. Bir önceki de sanırım 10.500'lerdeydi. Tabii çok hızlı kesemiyoruz dediğim gibi ama elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz abi. En azından Lich kadar verimsiz bir şey olmadı. Farm olmuyor dostlar. Faydalı bir farm oluyor. Öyle diyebilirim. Güzel. Yani 67 level'da güzel dropları var. Bir de Raptor atsa şuradan ayrılmadan bir saat içerisinde var ya, muazzam keyifli olur yani. O Raptor çıksa gerçekten Raptor'u basmak istiyorum. Bir de Eskaza onu 7 falan yaparsak eyvah eyvah yani. Direkt 70 silahını hani kalkana... Bak bir tane daha kırdırmak şey attı. 70 silahını şey yapabilirim. Yani 70 quest için kalkan falan alabilirim silah yerine. Eğer tabii şey olursa. Hani Raptor düşer de basarsam öyle bir senaryo var. Onun dışında yok abi. Önce silah. Devam ediyoruz dostlar. Fena değil ya slot. Keyifli bence. Dostlar DTC farmımızı bitirdik. Son rehberimiz de gelmişti zaten. Görevimizi de teslim edelim. Ardından bize raporu alalım abi birlikte. Şimdi dostlar ne yazık ki bir Raptor drop'u alamadık ya da bir MS drop'u alamadık ya da diğer high class'lardan işte yani Mirage Sword, Monster Stone, Raptor, Blade Axe bunlardan çıkmadı. Ama onun dışında işte bayağı bir kırdırmalık şeyler attı abi. Şöyle bir hepsini yan yana getirmeye çalışalım. 3, 6, 8 tane kırdırmalık şel çıktı abi. Bir tane böyle 1-2 tane işte böyle şöyle çel çöp şeyi çıktı. Onun dışında Bardiş artı 4, Large Breaker artı 6, artı 6 Prestaker, 2 tane de artı 5 Kukri çıktı. Şunu da satacağım. Şunları bankaya koyduktan sonra dostlar gidip şunlara bir artı basayım diyorum ya. Bir upgrade sıkıştıralım araya. Hazır bunlar çıktı. Zaten farmım için hani biraz içerik olsun diye çekmiştim. Bir de olur da benim hedefim Raptor'da abi. Raptor çıkarsa ya satacaktık ya da onu dediğim gibi basacaktık. Elimize takacaktık. Tabi basabilirsek de bu şans bizde yok yani bu karakterde. Upgrade için kodlarında bir sıkıntı var yani bu şarın. Her neyse abi. Ama bir şekilde yapacağız. Yolunu bulacağız yani öyle söyleyeyim. Şöyle dostlar şimdi şunları bir birlikte satalım. Hem de RPR'sini de aradan çıkaralım şunun. Şimdi bu üçü çöp. Hani başka çöp falan yok. Aynen bunları hiç satmayalım. 222K buradan. Ben bu farma dostlar 3.45'te 4 gibi falan başlamıştım. Şu anda saat Türkiye saatiyle 6'yı 19 geçiyor. Yani 4 desek 2 saat 20 dakika, hatta oradan da 15 bile versen 2 saat 35 dakika bile diyebilirsiniz. Ama onun yarım saati işte dediğim gibi hani bir 5-10 dakika bir işim vardı, onunla bir ilgilendim. Arada bir ufak bir 2 dakika daha AFK kaldım derken hadi oradan yarım saatini atalım, 4 diyelim abi komple. 4'ten 6'ya kadar takıldık olsun. 2 saat DTC farmladık diyelim. 67 level'da DC Premium'la. Şu anda droplar bu şekilde. RPR'imizi de yapalım.
Şimdi ben şu şerleri bankaya kaldırayım dostlar. Ardından Maradona gideceğim. Middle class'ı alacağım abi. Ondan sonra şunları artı 7'ye deneyeceğim. Bakalım hangisi geçerse onları da pazara ekleyeceğiz. Geçerse geçmezse de en azından içerik olsun. Yani bir upgrade yapmış oluruz. Dediğim gibi çağır 0 kilometre. Hani biraz motorunu açmış olalım upgrade'de dostlar. Çıtırından bir upgrade'imize hepiniz hoş geldiniz. Bu Anvil'i ziyaret etmeden biz rahat edemiyoruz abi. Yoksa yani böyle bir nasıl söyleyeyim, içim rahat edemiyor. Bu Anvil'e geleceğim ya, yakacağım ya geçireceğim yani. İşin ayrı, ya oyunun ayrı bir keyfi de burası yani, öyle söyleyeyim. Şimdi 4'leri böyle koyduk, 5'ler böyle, 6'lar böyle. Hiç acımıyoruz abi. Alayını basacağız, 7'ye geçmesi için uğraşacağız. Çünkü para 7'de. Şimdi şunu bir artı 5'e denemek için bir alayım. Tekten gidelim abi. Heyecanlı bir heyecan yok. Sakin bir şekilde şöyle geldik. Bunu koydum. Çok sarı var. Ben de gönderdim. Tamam abi, geçti bu artı 5'e. Item upgrade was successful. Okey. Şimdi seni aldım, 5'ler arasına koydum. 3 tane middle class alarak gidiyorum. Önce 5'lerden. Yine dediğim gibi acelemiz yok. Emin adımlarla. Kukri'yi koydum. Çok sarı var. Ben de koydum. Kukri 6'ya geçti dostlar. Item upgrade was successful. Motoru biraz açtık mı acaba? Çok sarı vardı. Ben de gönderdim. Yine sarı geldi. Item upgrade was successful. Güzel oldu bak. Keyifler yerinde. Kırmızı geldi araya. Çok sarı var. Gönderdim. Bu da sarı geldi dostlar. Artı 6. Çarın artı 6'sı var da Item upgrade 7'si yok herhalde was successful. ya. Bakalım bir göreceğiz şimdi. Şimdi asıl heyecan başlıyor işte. 3. Şu Launchbreaker daha pahalı olur diye tahmin ediyorum. Şöyle araya karıştıralım abi. Aynen. 3, 4, 5. Tam alamıyoruz abi. Biraz eksik gidelim, onu da alalım. Bir 100k alalım da sıkıntısız basalım. Güzel abi, buradan bir tane 7 alırsak ya 3M falan ediyor yanlış biliyorsam. 3M 4M arasında para ediyor diye biliyorum. Yani en azından bunu sayabiliriz kendimize. Hani DTC farmından ötürü. En azından hani bir tık da dediğim gibi böyle upgrade de yapmak istiyordum. İyi de oldu yani. Bünyeye iyi geldi yani, öyle söyleyeyim. Şu yerimizi alalım. Şimdi olan ben SC almadım ki, ne yapıyorum? 3-5 tane alıyoruz dostlar. Evet, geldik. Şimdi Kukri koydum abi. Çok sarı var. Kırmızı girdi araya. Araya hala kırmızı giriyor. Sarı bekliyorum. Gönderdim, benimki yaktım mı? Geçtim mi lan, anlamadım ki. Item upgrade failed. Okey, tamam. Gönderdim. Dostlar yaktık mı, geçirdik mi? Yok, Item geçirememişiz. upgrade Arada çünkü çok atan oluyor. Abi geçmiş olabilir bu. failed. Evet. Item upgrade was successful. Artı 7 bardiş yaptık abi. Buna sanırım revert basılabiliyor bardişe. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi Kukri'yi gönderiyoruz. Abi artı 7 geldi herhalde bu da. Item upgrade failed. Gelmemiş. Hayal görüyormuşuz. Kırmızılar var. Gönderdim. Yaktım herhalde dostlar. Item Evet, upgrade yakmışız. failed. Bardiş geçti abi artı 7'ye. Yani şöyle bardiş hani bir iyi bir item olduğundan değil. Aslında bunu böyle rebirtini basıp arada takmalı falan böyle takılabiliriz. Ha. Şimdi bakayım bu 154. Bu nedir? 60 şey 147. Dur bakayım. Dur bakalım abi. Yani bardişi bastıysak takalım bari, değil mi ya? Değişik şekil bir şey olur yani. Yani kenarda dur, BDV'lerde takarız. Ne olacak? Şimdi ben şuna 2500 alayım. Bu revert basılıyor herhalde çünkü. Hatta bir de 100K daha alayım. Okey, 38M'e düştük ama problem neydi dostlar? Yani hani hiç beklemediğimiz bir şey yaşandı. Bardişte yani değişik oldu diyeyim. Bakalım basılabiliyor mu? Tabi aldık parayı. Şimdi şurada harcayacağız. Sanırım basılabiliyor ya. High class'a geçti çünkü yani. Aldım bir tane. Zaten lazım olur basılamasa da. Ama bence basılıyor ya. Küt. Basılmıyor mu?
Basılmıyormuş abi. Allah Allah, o zaman high class'a geçti ama basılabiliyor olması lazım diye biliyorum ben bunları. Yanlış hatırlıyoruz demek ki. Okey, problem değil. Satmaya çalışacağım abi, satabilir miyim diye. Büyük ihtimalle satarım diye düşünüyorum. Fiyatını bilmiyorum. Şu da bir yerlerimize kaçmadı. Bu da şunun habercisi bence. RTD bir high class bir şey bastığım zaman reverse scroll'ümüz var abi. Kenarda dursun. Zaten hani illa kullanacağız, bu da burada kalsın. Bar dişi de değişik bir şey oldu. Onu da şöyle koyalım. Tamamdır. Şimdi yarım saat içerisinde dostlar BDV var. Fakat ben BDV'yi 01'de girmeyin diyorum abi. Çünkü 01'de böyle çok farmcı benim seviyelerde kişiler yok. Benim level'ımda kişiler genelde böyle 4'te. Ben o yüzden diyorum ki 04'e geçeyim. Hem bu bardişin fiyatına da bakarım. Hem de orada BDV'mize gireriz, akşam BDV'mize. Sonrasında görevlere falan başlarım, devam ederim. Limanın oradaki görevler duruyor. Yani bir an önce 70 atarız kendimize. Yok, yanlış aldım. 2500. 35, hatta %, alayım şöyle, şurada 3 olsun, 35 450 kalsın. Abi şurada iki tane kafalık çitin gördüm. Hatırlıyorsanız bir önceki çitinleri basamamıştık. Bardiş'ten sonra gaza geldik. Ben diyorum ki çok pardon. Bu bir tık daha ucuz bak şuna göre. Aynen şöyle yapayım. Senden bir tane alayım. Ondan sonra senden de bir tane alayım. Hatta ben bir tane daha alayım abi. 3 tane olsun. Okey. Hiç problem değil. Bir tık şey harcayacağız abi. Sıkıntı yok. Artı 7 bardiş bu arada beyler 3,5 yenmiş. Hani 3'e 200'den 3,300'den falan okuturuz. Ya problem olmaz ya. Maksat aksiyon olsun. 3'en 5'en toplanır. Şimdi 10 tane 3, 6, 9. Aynen 10 tane alayım. Şunları hızlıdan şöyle Item artı upgrade was successful. 3'e geçiriyoruz abi. Item upgrade was successful. Item upgrade was successful. Item upgrade was successful. Şöyle hızlıdan hemen 3'e Item upgrade geçiriyorum. was successful. Item upgrade Tamam. was successful. Şimdi yerimizi alıyoruz. Geldik önemli kısımlara. Yerimizi de aldık. Koyduk abi, bunu da koyduk. Bakıyoruz. Anvil'de sarılık var. Biz de gönderdik ve geldi. Item upgrade was successful. Şimdi sarılık var. Gönderdik, yaktık abi. Ulan çitin. İnat Item ediyorsun. upgrade Ama failed. geleceksin bana. Şöyle daha bir net görebileyim. Ha, benim için daha iyi oldu bu açı. Sarı gönderdim. İkisi de 4 oldu. Item upgrade was successful. Şimdi tekrar buradan 4'tü 5 deneyeceğiz. Bir tane daha alıyorum abi. Şimdi tekrar buraya geldim. Koydum. Bekliyorum sarıları. Koydum. Aynen 5'e geçti. Item upgrade was successful. Ya böyle slotla oynamaktansa ben Anvil izlemeyi daha çok seviyorum abi ya. Hissediyorum öyle olunca. 5 oldu. Şöyle sarılar var. Herhalde yakan biz değiliz abi, geçti. Item upgrade Güzel. was successful. Şimdi iki tane daha alacağım. Tamam. Harika. Tam BDV öncesi girdiğimiz aksiyona bak. Vallahi 10 dakikamız var. Şimdi bakıyorum abi, aşağı izliyorum. Çok kırmızı var. Sarı var. Gönderdim. Geçti herhalde dostlar. Item Aynen. upgrade was successful. Bakıyorum. Yine sarı izliyorum. Sapsarı olması lazım. Dostlar sanırım geçti mi? Item upgrade Harika abi. was İki successful. tane artı altımız var. Çok güzel. Yani zaten tanesi bunların 6'dan koysan 12M getirir ama bizim istediğimiz buradan artı 7 abi. Şöyle bir şey daha yapacağım. Bu şimdi high class olacak ya. Ben bunu öncesinde diyorum ki şeyi basayım. Bir em alayım şuradan. Üzerime. STR'lerini basayım diyorum abi, ikisinde, tamam mı? Çünkü bunlar high class olacak. Ama büyüyü bozmuş olur muyuz ya?
Vallahi büyüyü bozmuş olur muyuz diye de düşünüyorum. Patır kütür getirdik çünkü. İki tane STR kağıdı aldım. İki tane de şundan aldım abi. Tamam artık battı balık yan gider modundayız ya. Ya tabi öyle bir durumumuz yok da hani işin esprisi. Evet. Şöyle şunları hemen STR değil mi lan aman. Ha STR aynen. Çünkü 7 oldu, 7 olursa dostlar hani kesin olacak demiyorum ama olursa item upgrade was biliyorsunuz ki high class'tan hani daha pahalı olacak mevzu. O yüzden böyle basayım istedim. Item upgrade was successful. Şimdi seni tekrar aldık buraya. Çok sarı var. Dostlar. Basamadım herhalde. Evet, item upgrade geçmedi. Failed. Büyüsünü bozmuş olabiliriz. Gönderdim. Bunu da basamadım herhalde. Item aynen upgrade abi. Büyüsünü failed. Bozmuşuz. Resmen yemin ediyorum var ya hiç o STR'leri karıştırmasak basacaktı herhalde. Peh. Neyse. Ya o çitin kafalığı basacağım abi ben. Hatta 7 değil 8 bile basacağım ulan bu seri içinde. Göreceksiniz. Söz verdik dostlar. Neyse problem değil. Şöyle hemen 600K'sını geri koyuyorum. 35M'e geri çıktık. Bardiş'i satınca zaten 38M olacak. İşte satacağımız kutu falan filan işte şu takılar da var. Şunlar derken dostlar 45-50M civarını herhalde buluruz. Daha çünkü katılacağımız etkinlikler var. Onları falan işte kazanırsak eğer tahmin ettiğimiz gibi seviyelere geleceğiz. İlk hedefim şöyle bir 55-60M arasında +7 Toto Spear almak. Çünkü Toto Spear'dan farmlarken ya da farmlarken de ihtiyacımız olacak bildiğin şeyde. Her türlü ihtiyacımız olur Toto Spear'a. Çünkü level kasarken de lazım olacak. Çünkü 83'ü yardırmamız gerekiyor. Hani millet partiyi almaz yani şunla. Nerede şu görev itemi var ya şunla almaz. O yüzden Toto Spear 7 düşünüyorum. Ardından Raptor 7, sonra Chitin Set 8 gibi bir planım var dostlar. Sizin farklı bir yorumunuz olursa, farklı bir düşünceniz lütfen aşağı yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bence önce bunda ilerle, sonra buna geç gibi yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Şimdi BDV'ye geçiyoruz. Ne yazık ki akşam BDV'sinde de rakip gelmedi karşımıza. Bir önceki görsel yani görüntüde gördüğünüz gibi 2 BDV'dir karşımıza rakip gelmiyor. Bu ne demek? Bir an önce kendimizi 69-70 seviyelerine atmalıyız ki girdiğimiz BDV'ler bir anlam kazansın, bir ödül alalım. Ben de öyle olunca geleyim biraz pazara bırakayım dedim. Şu anda saatimiz 9:10 geçiyor. Yaklaşık 40-45 dakika sonra FT var. FT'den önce gidip biraz görev yapayım istiyorum ya Esland tarafına falan. Kaluga'daki görevleri bitirmişim gerçi de. Goblin köyünde bir tane var. Onun dışında liman var. Ya liman ya da bir Esland'ı bir kurcalayayım istiyorum abi. En azından şu şerleri falan halledeyim diye bir planım var. Durum böyle dostlar. Bu arada bir tane şuradan göstereyim item kısmından. İki tane kırmızı kutumuz gitti. 3M790 civarında bir paramız var. Diğer itemlarımız satılmadı ama problem değil. Bunları gece pazara koyacağım. Şimdi ben gideyim şuradan şu parayı bırakayım bankaya. Ardından 05'e geçeceğim. Çünkü 04'teki giremiyorum FT'ye abi. Çok kalabalık oluyorlar. 05'teki daha garanti olacak gibi benim için. 3M700K'yı koyalım abi şöyle. 38750'ye çıktı paramız tekrar. Satacağımız itemları da şuraya şöyle yerleştirelim. Bunları gece dediğim gibi pazara koyacağız. Bir de FT'yi kazanırsak FT'den de yeşil ekleyeceğiz. Derken dostlar güzel sermaye olacak ya. Evet şimdi ben 5'e geçiyorum abi 05'e. Orada biraz görev yapacağım. Ardından FT'deyiz. Abi gördüğünüz gibi FT'ye sonunda bu karakterle girebildik. İlk FT'miz ve sonuna kadar dayandık. Ve mavi partiydi. Bilmiyorum hani mavi denk gelir mi. Bayağı hani full atak yaptık ama... ne olur hiçbir fikrim yok. Ama buraya kadar getirdik. Abi mavi aldık vallahi. Hey yavrum be. Harika oldu. İlk FT'miz mavi ile sonuçlanıyor abi. Bu bizim için çok güzel bir anı oldu. Çok güzel bir hatıra oldu. Hiçbir zaman ilk girdiğim FT'de mavi alamamıştım. Her zaman yeşil alıyordum. Mavi tabii ki de ara sıra alıyorduk ama... o kadar giremeyince arka arkaya giremedik dedim bir önceki şeyde FT'ye dedim 5'te gireceğim diye ve bu sefer oldu dostlar.
Oh be, bu maviyi aldık abi. Keyifler yerine geldi. Aslında ikinci bölümün kapanışını da FT'nin içerisinde yapalım o zaman. Dostlar, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım ikinci bölümü beğenmişsinizdir.